İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Sembal Döte'de gerçekleşen törene katıldı. Arsak Cumhuriyeti'nin gönüllü ulusal raporu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda yayılıyor. Martakert'in 20 kilometre kuzeybatısında 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çin ordusu yeni bir küresel kriz önleme stratejisine geçiyor. Pompeo, İran'ı Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Güvenlik Konseyi toplantısında terörü desteklemekle suçladı. UNESCO uzmanları grubu Gümrü'de incelemede bulunuyor. Batı Ermenistan'ın Sebastia şehrindeki antik kaya mezarı. Fransa ve Batı Ermenistan'ın bayraktarları Jean Hazarasyan ve Vrej Abrahamyan himayesinde ve Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın katılımıyla Provence'ın Sembal Döte kentinde düzenlenen karaya çıkartma yapılmasının 75. yıl dönümünü anma törenine katıldı. Törende savaşta şehit düşenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören Sembal Döte Belediyesi ve Bayraktarlar Başkanı Jean-Jacques Guy tarafından düzenlenmiştir. Kalkınma hedeflerinin uygulanmasına ilişkin Arsak Cumhuriyeti'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi adlı gönüllü ulusal raporu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda resmi bir belge olarak dağıtıldı. Arsak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan bildirildiğine göre rapor Arsak Cumhuriyeti yetkilileri tarafından yürütülen Arsak halkının kendi kaderini tayin etme hakkı ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi sağlama hakkına dayanan demokratik bir devlet kurma politikasıyla ilgili kapsamlı bir belgedir. Ulusal rapor, Arsak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın girişimi üzerine hazırlanmış ve Arsak'ın Sürdürülebilir Kalkınma Ulusal Konseyi tarafından onaylanmıştır. Belgenin metni Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın resmi internet sitesinde yayınlandı. 22 Ağustos yerel saatle 9.41'de, Greenwich saat ayarıyla 5.41'de Ermenistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı'nın Sismik Savunma Departmanlığı'nın sismolojik ağı tarafından merkez üssü 10 kilometre derinlikte 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerelde deprem 5 büyüklüğündeydi. Ermenistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press'e verilen bilgiye göre deprem Ermenistan Cumhuriyeti'nin Goris, Noyemberyan bölgeleriyle Arsak Cumhuriyeti'nin Şuşi, Karvacar, Martakert ve Stepanakert kentlerinde 3-4 büyüklüğünde, Drombon ve Haterk köylerinde ise 4 büyüklüğünde hissedildi. TASS Ajansı'nın belirttiğine göre Çin Askeri Bilimler Akademisi Savaş Araştırma Merkezi Başkanı Chen Jundi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu dünyadaki değişiklikleri hesaba katarak yeni bir kriz önleme stratejisine geçiyor. Chen Jundi bir basın toplantısında şunları söyledi. Daha önce yayınlanan tüm raporlarda herhangi bir tarafın saldırganlığı durumunda önceden önlemleri kabul etme ve karşı etkide bulunma stratejisini takip ettiğimizi belirtmiştik. Son zamanlarda yayınlanan Beyaz Kitap'ta savunma stratejisi, genişleme ve karşı etkide bulunma gibi yeni bir versiyonla ele alındı. Peki neden ifadeleri değiştirmeye ihtiyaç duyuldu? Çin ordusu eş zamanlı gelişmeye devam ediyor ve yeni pozisyonumuz kriz durumlarını kontrol etmek ve savaşı önleyerek çatışmayı bastırmak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Güvenlik Konseyi toplantısında İran'ı ve ortaklarını, Irak, Lübnan, Suriye ve Yemen'de insani boyutları çok ciddi sonuçlara neden olan terörü ve huzursuzluğu desteklemekle suçladı. Pompeo, eğer Birleşmiş Milletler Teşkilatı Ekim 2020'de bitecek olan İran'a karşı silah ambargolarının kaldırılmasına izin verirse, Tahran'ın yeni tahriklerini hiçbir şey engelleyemez, dedi. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yaptırımları 200'den fazla İranlı yetkiliye seyahat yasağı getiriyor. UNESCO Kültür Müdürlüğü Acil Durumları Önleme ve Müdahale Birimi temsilcileri çalışma ziyareti çerçevesinde Gümrü'yü ziyaret etti. Armen Press tarafından bildirildiğine göre Dünya Kültür Mirası uzmanları şehrin tarihi merkezindeki binaların güvenliğini inceleyecek ve yerel uzmanlarla bir rehber geliştirecekler. Benzer teknik çalışmalar son derece önemlidir çünkü UNESCO'nun nominal paketini almak için iki bileşene ihtiyaç vardır. Değerlerin takdir edilmesi ve korunması. Uzmanlar kentin tarihi binalarının ciddi şekilde hasar gördüğünü, çoğunun yıkıldığını ancak endişelenmeye gerek olmadığını söylediler.
konuklar dünya mirası listesine dahil edilmenin uzun bir süreç olduğunu, şehrin eşsiz değerlere sahip çıktığını kanıtlaması gerektiğini belirttiler. UNESCO mirasının bir parçası olmadan önce gümrüğü, ilk önce Ermenistan Cumhuriyeti'nin tarihi mirasının ön listesine dahil edilecek ve bundan sonra UNESCO bir değerlendirmede bulunacak. Batı Ermenistan'ın Sivas Sepastia iline bağlı Akçakale köyü, birçok uygarlığın izlerini taşımasıyla ve kaya mezarlarının bulunduğu konumuyla dikkat çekiyor. Yörede bölgeyle ilgili birçok rivayet bulunuyor. Geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir bölgede konumlandırılan köyün üst tarafındaki kayalıklarda tarihi tam olarak bilinmeyen ancak Hititlere kadar uzandığı söylenen kral mezarı bulunuyor. Antik yerleşim izleri taşıyan bölgede bulunan kaya mezarlarının bir kısmı tahrip oldu. Kale Tepe olarak nitelendirilen alanda Ermenilerin yaşadığı biliniyor. Çevre halkının burayı aynı zamanda Hazreti İsa'nın doğduğu yer olarak değerlendirdiğine de dikkat çekiliyor. Günümüzde sütunları yıkılmış halde olan kaya mezarlarının tavanına onlarca kırlangıcın yuva yaptığı ve buraya yavrularını yetiştirdikleri görüldü. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Antranik Manukyan ve Gata Bent'ten Nanen Gaten Tıxet adlı eseri sunuyoruz. Batı tuhe kaşe tempestara nanen gaten tehi nanen gaten tehi mere tonide yela vari tuhe kapi guvari nanen gaten tehi nanen gaten tehi duru etik şudme batı tuhe kaşe tempestara nanen gaten tehi nanen gaten tehi nanen skender gishare hede hetler tudiri guvare loşu popo kaloç kata tuteri kata katam getirdi. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.